Mustafa Kemal'in başını çektiği temsil heyeti Ankara'ya geleli sadece birkaç gün olmuştu. 11 Eylül'de Sivas Kongresi sona ermiş ve 2 Ekim itibariyle de düşmana karşı verilecek savaşı yönetecek ekibin adı belli olmuştu. Heyeti temsiliye. Kararın ardından gelecekte başkent olacak olan Ankara'ya hareket eden temsil heyeti şehirde kahraman gibi karşılanmıştı. Ancak ülkenin diğer yanındaki bir cenaha göre de onlar Ankara'daki haydutlardı. Her şeye rağmen haydut kadrosunda bulunan bu isimler kararlarını çoktan vermişlerdi. Sadece bağımsızlık istiyorlardı. Kongreler ve yolculuklar bitmişti ama her şey daha yeni başlıyordu. Artık savaş için hazırlıklar ve taktik çalışmalar yapılıyordu. Maddi ve manevi zorluklar etkisini hissettirse de artık dönüş yoktu. Sonbaharında bitişiyle gitgide dondurucu kış günlerine giriyordu Ankara. Kuru ayazın yüze bir tokat gibi çarptığı akşamlardan biriydi. Temsil heyeti üyeleri tek tek karargaha geliyor, büyük masanın etrafında toplanıyordu. Mustafa Kemal masanın başındaki yerini almış, dostlarını, silah arkadaşlarını bekliyordu. Bir süre sonra Alfred Rüstem Bey de girdi içeri. Onun temsil heyetiyle birlikte olması İstanbul hükümeti kanadındaki birçok kişi tarafından hem tepki hem de endişeyle karşılanıyordu. Zira kendisinin hem birikimi hem de devletin iç işleri hakkındaki bilgisi bir hayli fazlaydı. 1862 yılında Midilli adasında dünyaya gelmişti. Annesi bir İngiliz, babası ise Polonyalıydı. Asıl soy ismi ise Bilinski'ydi. Ancak ilerleyen yıllarda babası gibi itikadını değiştirerek Ahmet Rüstem adını aldı. İlk öğrenimini İzmir'de, liseyi ise İstanbul'da tamamladı. Ardından Avusturya'ya gitti ve burada sosyal bilimler eğitimi aldı. 1882'de henüz 20 yaşında genç bir delikanlı olmasına rağmen Bulgaristan Komiserliği'nde Fransızca mütercimi olarak görev almaya başladı. Bu işle birlikte Osmanlı Devleti adına da ilk kez çalışmaya başlamış oldu. Fransızca dışında İngilizce, Almanca, Lehçe, Rumca, Arapça ve Farsça da konuşabiliyordu. Ancak yaşamı boyunca kendini hep Türk gibi, Türkiye'li gibi hissetti. 1886'da Amerika'daki Osmanlı Maslahat Güzarlığı'na atandı. Kariyeri boyunca hem dürüst bir diplomat hem de geleceği parlak bir isim olarak bilindi. Yıllar sonra da Amerika'da Washington sefiri olarak görev aldı. Bu süreçte elçilikte yaşanan bazı yolsuzluklar hakkında şikayette bulunmuştu. Zira hak yemek ya da hak yenmesine göz yummak onun kitabında yazmazdı. Ancak bu şikayetler Osmanlı'nın dış işleriyle arasının açılmasına sebep oldu ve görevden alındı. Ardından Londra'ya gitmiş olsa da 1897'deki Osmanlı-Yunanistan Savaşı'na yüzbaşı rütbesiyle katıldı ve savaş sonunda madalyayla ödüllendirildi. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde Amerika'nın Osmanlı'ya uyguladığı siyasi baskılarla ilgili eleştiri yazıları kaleme aldı. Bu yazılar gerçekten çok ağır bir dildeydi. Yazılarda Osmanlı'nın Ermeni soykırımı yaptığı iddiasını yalanladı. Hatta insanlık suçlarının İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından işlendiğini anlattı. Amerika'nın siyahilere karşı uyguladığı zulüm ise bu ülkenin soykırım konusunda başı çektiğinin kanıtıydı. Elbette tüm dikkatler üzerine çekildi ve Amerikan Başkanı Wilson tarafından persona non grata, yani istenmeyen şahıs ilan edildi. Kendisiyle ilgili söylenen özellikle olumsuz sözlere büyük tepkiler veren, fevri çıkışları olan ve kolay kolay da geri adım atmayan bir karaktere sahipti. Ülkesinin bağımsızlığına olan aşkı ve Batı ülkelerine olan hayranlık onu kendi hükümetinden bile uzaklaştırmıştı. Anadolu'da ise yeni bir güç yükseliyor, vatanseverler ayaklanıyor, bağımsızlık için savaş sinyalleri veriliyordu. Onun yeri Mustafa Kemal'in yanı olmalıydı. Aldığı bu karardan asla geri dönmemiş ve kader onu az önce içeri girip paltosunu çıkardıktan sonra oturduğu bu temsil heyeti masasına kadar getirmişti. Ancak bu akşam yemeği diğerlerinden biraz farklı olacak, biraz sonra silahlar hatta süpürge sapları çekilecekti. Büyük maddi zorluklar heyetin günlük öğünlerine kadar hayatın her anında etkili oluyordu. Her gün tek çeşit yemek yeniyor, ana yemek varsa çorba, çorba varsa tatlı yapılmıyor, kimsenin karnı bir gün olsun tam anlamıyla doymuyordu. Ancak dişten tırnaktan artırılarak ayrılan bütçelerle uzun aralıklarda da olsa bazı akşamlar tam anlamıyla bir yemek menüsü sofraya konulabiliyordu. İşte o akşamlardan birindeydi heyet. Önce çorba içilecek, ardından pirzola yenecek, ardından da Mustafa Kemal'in masrafını cebinden karşıladığı malzemelerle hazırlanan irmik helvası servis edilecekti. Ancak menü heyetle paylaşılmamıştı. Biraz da sürpriz olsun, dostlarının bir nebze olsun ağzı tatlansın istiyordu Ulu Önder. Çorbalar içilmiş, pirzola yenmişti. Yemeğini hızla bitiren Alfred Rüstem Bey, üniformasının üst cebinden çokça açlığını çektiği sigarasını çıkardı. Bir hışımla yaktı ve lokomotif gibi tüttürmeye başladı. Ancak yemek faslı bitmemiş, tatlı henüz servis edilmemişti. Mustafa Kemal Alfred Rüstem'e döndü. "Acele etmeyin Rüstem Bey, iştahınız kapanmasın, yemek devam edecek." dedi.
Bu dostça öneri beklenmeyen bir karşılık buldu. Afiyet Rüstem Mustafa Kemal'e öyle bir bakış attı ki sofra bir anda buz kesti. Sessizlik dalgası anında tüm masaya yayıldı. Bu uyarı onun tarafından hakaret olarak algılanmıştı. Sizden müsaade almadan sigara içmeyi adaba aykırı bularak bana ihtarda bulunuyorsunuz. Yemek arasında hep sigara içilirken bugün neden müsaade almama lüzum görüyorsunuz diye bağırdı. Mustafa Kemal amacının bu olmadığını anlatmaya çalışırken o çoktan sinir küpüne dönmüş, gözü kararmıştı. Bir ışınla yerinden kalkıp odadan çıktı. Masadaki herkes donuk kalmıştı. Paşa sessizce yemeğine döndü. Bir an sonra herkes yemeğine devam etti. Ancak kimse konuşmuyor, tabaklara çarpan kaşık çatal sesleri odada yankılanıyordu. Mebus Masar Müfit Kansu'nun içi rahat etmemişti. Müsaade isteyerek masadan kalktı ve Alfred Rüstem'in yanına gitti. Ona paşanın amacının başka olduğunu belirterek helva olayından bahsetti. Ancak Rüstem Bey'in gözü çoktan dönmüştü. Masar Müfit'in tekrar sofraya davetine beklenmeyen bir karşılık verdi. 15 kişilik sofrada beni adap bilmeyen biri olarak aşağıladı. Bu işin şakası yok. Haysiyetimi muhafaza etmek için paşayı düelloya davet etmek mecburiyetindeyim. Paşaya bildiriniz. Silahı kendi seçsin. Masar Müfit şaşkınlığını gizleyemedi. Düello mu? Dedi. Evet. Paşayı öldürmek mi istiyorsunuz? Diye sordu. Hayır bilakis ben ona zarar vermeyeceğim. Ben öleceğim veya yaralanacağım. Bu suretle haysiyetim muhafaza edilmiş olacak. Masar Müfit bu kararı ciddiye alamıyordu. Ancak Alfred Rüstem'in aşırı ciddi ifadesi onun da gerilmesine yol açmıştı. Yarım saat kadar konu üzerinde münakaşa ettiler ancak Rüstem Bey kararından dönmedi. O sırada sofra dağılmış, paşa odasına çekilmişti. Masar Müfit Mustafa Kemal'in kapısını çaldı, içeri girdi. Alfred Rüstem'in kendisini düelloya davet ettiği haberini alınca karnına ağrılar girene kadar güldü. Ne oldu bu adama diye sordu. Çıldırdı mı? Masar Müfit de durumu idrak edemediğini anlatmaya çalışarak sadece o kadar da değil paşam, silah intihabı da size aitmiş. Silah intihap ediniz, Rüstem Bey'e bildireceğim dedi. Mustafa Kemal bir yandan gülerek düşünmeye başladı. Hangi silah seçsek diye düşünürken bu düello aracının modern bir silah olması gerektiğine karar verdiler. Ardından silah belirlendi ve Masar Müfit paşanın odasını terk ederek Alfred Rüstem'in yanına döndü. Alfred Rüstem gergin bir şekilde bekliyordu. İntihap edilen silah nedir diye sordu. Şimdiye kadar hiçbir düelloda kullanılmamış modern bir silah cevabını alınca da neymiş o diye sordu. Masar Müfit gülmemek için kendini zor tutarak titreyen bir ses tonuyla cevap verdi. Paşa süpürge sopasını seçti. Mustafa Kemal ile Alfred Rüstem arasındaki düello hiçbir zaman yaşanmadı. Ancak Rüstem Bey'in alıngan ve fevri yapısı devam etti. Ankara mebusluğu görevinden de benzer bir alınganlık sebebiyle istifa ederek Avrupa'ya gitti. Ancak ikili ilişkilerdeki tartışmalar onun vatan sevgisinden bir nebze olsun yok etmemişti. Memleketine uzak olup milli mücadelede fiilen görev yapmıyor olsa da her daim Kurtuluş Savaşı'nı ve bağımsız Türkiye'yi savunan yazılar yazmaya devam etti. Mustafa Kemal Paşa ise geçinecek 5 kuruşu olmadan Avrupa'ya giden ve 1935'teki vefatına kadar burada kalan yurtsever arkadaşını unutmadı. Ona geçmiş yıllardaki uzun hizmetlerinin bir karşılığı olarak milletvekilliği maaşına denk bir aylık bağlattı. Kader onları bir daha asla yüz yüze getirmedi. Ancak yüreklerindeki vatan sevgisi asla farklı bir yola sapmadı ve aramızdan ayrıldıkları güne kadar içlerinde yaşamaya devam etti.